Taktaşak üzerinden merhaba hepiniz. Büyük ana düzeltiyorum. Boz ananın evine hepiniz geçer. Hoş geldiniz. Şimdi The Long Dark'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amacımız, abi aslında bir tane amacımız var fakat bu amacımız biraz uzun sürecekmiş gibi gözüküyor. 13.7 topladık. 24 herhalde kilo olduğunu düşünüyorum. Ben 24 kilo odun toplamamız gerekiyor. Fakat bu bir hayli zaman alacak. Ve gece şu an yeni başladı. Dışarı çıkmaya korkuyor muyum? Evet, korkuyorum. Biraz evde zaman geçireceğiz. Ufak bir kesme yapacağım. Ben ardından tekrar herhalde birlikte olacağız. Yaşayış bir yere ayrılmayın. Evet gençler, birazcık uyudum. Karnımı doyurdum. Birazcık su içtim ve zamanın geçmesini bekledim. Şu an saati kontrol ediyorum ve gece bitiyor yavaş yavaş ve gündüz başlıyor. Tam şu an şafak vaktindeyiz fakat dışarı çıkmaya ben hala korkuyorum çünkü her an her yerde kurtlar olabilir. Görüş alanım az olduğu için muhtemelen dışarıda bizi löp diye avlayacaklardır. O yüzden kar da yağıyor sanırım dışarı. Ve bu arada birkaç ilimize sanırım kar yağmış. En azından birkaç arkadaşın Instagram'daki hikayesinden gördüğüm kadarıyla. Ve ama yarabbim, ama çok kötü. Ama berbat. Ben bu dışarı çıkmak istemiyorum ama hayır. Hayır, teşekkür ederim. Sıcak bir ocak var. Ve bir dakika. Tabii buradaki ocakta mesela biz bazı şeylerimizi kısaltabiliyoruz. Ne derler ona? Bizim çantamızı falan filan. Doğru değil mi? 10 dakika boyunca yanıyor bu ateş. Ve sanırım bu ateş sönmüyor abi. Ya ben en azından öyle düşünüyorum. Çünkü ne zaman baksan bu ateş yanıyor. Ve hiç söndüğünü açıkçası görmedim. 2 litre içilebilir suyumuz var. İsterseniz azıcık şöyle kare eritelim. 1 litre temiz su olacak kadar kare eritelim. Ve ardından hem zaman geçirmiş oluruz hem suyumuz olmuş olur. Harika, harika. Dediğim gibi Instagram hikayesinden gördüğüm kadarıyla birkaç ilimize sanırım kar yağmış. Bunlardan bir tanesi Ankara. Bu videoyu pazar günü çekiyorum ve hakikaten burada en azından İzmit'te inanılmaz bir hava var. Hakikaten İzmit'teki hava müthiş abi. Paslı konserve şeftali. Bir tanesini pişirelim. Yola çıkmadan önce de sıcak şeftalimizi yiyelim. Muhtemelen pasta olması bizim sağlığımız açısından çok zararlı ama böyle bir yerde asla bu tarz şeyleri düşünmüyoruz gençler. Böyle bir yerde bulduğumuz şey paslı, tozlu, kurtlu, ekşi veya çürümüş hiç fark etmiyor. Bulduğumuz şeyi direkt hıp diye ağzımıza atmamız en sağlıklı, öyle söyleyeyim. Çünkü hasta olmak mı ölmek mi, bence hasta olmak. Okey. Bir saat uyuyalım. Bir saatin ardından herhalde şey olmuş olur. Yani ah be, bir saat kızarttığım şeyler, konservem soğudu. Abi niye bir adım sonrasını düşünmeden? Abi niye hava aydınlanmıyor? Vallahi en azından rüzgar geçti. Okey. Rüzgarın geçmesi de bir artı çünkü rüzgar yoksa üşümek de yok. Evet, okey. Dediğim gibi her şey... Oh be. Şu havanın güzelliğine kaç veriyorum gençler puan olarak? Çakmağı yaratmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Çünkü bu ev komple tahtadan yapılmış abi. Bence kibriti falan filan aşağıya atmayalım güzel vatandaşım. Şimdi ben ufak bir odun eklemesi de yaptım tekrardan. Sabah kesme yaptığım sıralarda özellikle 16.5'e getirebildim. Hala daha 4 oradan 7.5. Yaklaşık 7.5 kiloluk odun eksiğimiz var. Bu şehirde çok fazla kurt dolaşıyor. Bakın ben onu görüyorum. Onu görüyorum ve onu biliyorum. Hakikaten çok fazla kurt dolaştığını biliyorum. Dolayısıyla etrafımızı birazcık koklayalım. Ya şu tahta sorununu çözsem, şu boz anaya gerekli olan tahtaları hızlıca sağlayabilsem o kadar mutlu olacağım ki. Anca o zaman bir sonraki göreve adım atabiliyoruz. Heh, dediğim gibi Hazar'ın mantar verebiliyordu kendisine güvenini kazanmak için. Evet, harika. Şunları bir toplayalım. Kendisine götürelim, mantarları verelim. Çünkü mantar önemliydi. Kendisi için tavşanların postu çok çok daha önemli. Fakat tavşan yakalayacak kadar yetenekli değilim ben bu oyunda. O yüzden tavşanlara bulaşmıyoruz. Tavşanlar çoğu... Ah, kemik sandım. Hayvan kemiği sandım. Allah canım alsın, burada diyecek miyim? Balina ne arıyor? Çok samimiyim. Balinanın sırtındaki böyle kaburga kemikleri sandım. Hakikaten, çünkü biliyorsunuz o tarz bir yer var bu oyunda. Nedense space'e zıplamaya çalıştım. Zıplama mekaniği var gibi. Harika gözüküyor. Hakikaten etraf harika gözüküyor. İzmit'te bugün çok güzel bir hava vardı. Hiç Aralık ayında demeyiz. Hakikaten ve Aralık'ın kaçındayız bugün ya? Aralık'ın 20'si falan mı? O tarz bir şey. Abi inanılmaz ya. Yılbaşı geldi. Yılın sonu geldi. Yeni yıla geçeceğiz ama müthiş bir hava var. Ha bakın, burada sana yerleşke varmış. Unutmayayım. Bakın tam şurada bir tane daha yerleşebileceğimiz bir yer var. Ama ben öncelikli olarak oduna konsantre olmak istiyorum. Çünkü
bacağımızı kırıldı da tam olsun. Odunla alakalı görevimiz var. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Odun bir türlü toplayamadık yeterli miktarda. Şunları reishi mantarlarını alalım. Ben bu mantarların hepsini arkadaşa vereceğim. Annemize daha doğrusu. Arkadaş dediğim koskoca kadın. 31 kilo taşıyormuşuz. Maksimum 30 taşıyabilirmişiz. Vücudumuzun sıcaklığı iyi. Yorgunluk iyi derecede. Şu çubukları toplayalım. Taşları almıyoruz çünkü tavşan avlayacak kadar yetenekli değilim. Yine de insan denemek istiyor işte ya. Ama yok yani, olmuyor abi, olmuyor. Nasıl bak, nasıl tavşan avlıyor bu insanlar bu oyunda? Abi şey yok ki, ibare yok. Parmağımın ucuna mı yoksa lan? Bak parmağımın ucu. Aa vurdum. Fark ettiniz mi, vurdum. Vurdum abi. Ya abi vurdum ya. Vallahi vurdum ya, vurdum ya. Vurdum tavşan ya. Mümkün değil, ben tavşan avlayamam ya bu oyunda. Ama bak parmağımın üst tarafına nişan alacağımı öğrendim bu arada, haberiniz olsun. Çünkü o zaman yaptığınız sitede daha yakınlaşıp. Kurt uluması mı duydum? Evet. Burada ne var? Geyik. Bir şeyine ihtiyacımız var mı geyiğin? Şöyle yemek için komple etlerini sökelim mi bu hayvancağızın? Bence sökelim abi. %100 donmuş ve 1 saat 45 dakika dışarıda kalacağız. Hiç sorun değil. İptal et. İptal et. Hiç sorun değil derim. Hava sıcaklığını düşünmedim yanılmıyorsam. Hava sıcaklığı bayağı soğuk abi. Hava sıcaklığı bayağı düşük yani demek istedim. Ezilmiş domates çorbası. Ezilmiş köpek maması. Sağlam domates çorbası. Paslı konserve. Ya abi. Paslı maslı göm. Çok üşüdü adamımız. Hava sıcaklığı çok mu soğuk? Hava çok mu soğuk abi? O kadar soğuk durmuyor bana ama. Hava sıcaklığı kaç derece? -23 derece ve 16 derece hissediyoruz biz. What? Okey, tamam. Tamam, sorun değil. Bir şey olmaz herhalde ya. Hipotermi ısınınca geçiyordu diye biliyorum. Onun haricinde koşup etrafa iyice bakmak istiyorum çünkü şey. Kurt murt vallahi var ya, yaklaşırsa bizi yemin ediyorum içer. Dalları toplayalım. Şu dallarla mallarla yapacağız gençler bir şeyler ya. Başka çare yok. Şu an buralara koşmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Elimde işaret bir şey var. Asla bırakmayacağım çünkü aslında kurtu gördüğüm anda benim bunu yakmama fırsat bile kalmıyor. Çünkü o kadar hızlı geliyor ki ben o yaptığım heyecanla muhtemelen elimde bir işaret bir şey olduğunu dahi unutacağım. Birazcık ateşin karşısına geçelim çünkü hakikaten çok üşüdük abi. Hakikaten iyice üşüdük. Farkındayım iyice üşüdüğümüzün. Hoppa! Aman! Uf, aman diyeyim. Ufak mesafelerden düştüğünü de biliyorum. Bacaklarını direkt kırıyorsun sen. O yüzden dikkatli oynuyoruz. Hata yapmıyoruz. Büyük annemizin tahtasını bunu kırabilirim. Evet. Kır abi. 30 dakika dışarıda kalmak hiç problem değil. İşte bu kadar. Sanırım bu kadar şey herhalde doldurmaya yetecektir gençler. Ben öyle tahmin ediyorum. Bir koşalım bakalım. Bir eve gidelim. Çantamızdakileri bırakalım. Bakalım ne kadar noksan. Ona göre planımızı çizeceğiz. Muhtemelen ama yeterli, ben bir miktara sahibim diye düşünüyorum. Okey, hadi bakalım. Geldim Bozan'a. Evin sıcaklığını benimle paylaşır mısın? Teşekkür ederim. Müthiş bir evde yaşıyorsunuz Bozan'a. En azından ev sizin abi. Kendi eviniz. Okey. Şimdi çubuk bırak abi. Ne kadar? 14 taneyi bırak. Taşıdım. Toplanmış oldum. Bırak abi. 3 taneyi bırak. Ne kadar oldu şimdi? Ah be, 20.01. Gazete. Kağıt. Bir tane daha bundan bırakalım. Bir tane bundan bırakalım. Kaç oldu? 21.8 mi? Abi çok az ya. Evdeki şeyleri falan kıramıyor muyum, sandalyeleri? Çünkü evde malzemeler var biliyorum. Bak bunu kırsam mesela. Bak kırmızı işaret çıkıyor. Yani ben bu sandalyeyi kırdığım takdirde Bozan'a beni pataklayacaktır muhtemelen. Baksana adam, kadın zaten bayağı tehlikeli gözüküyor. Bunu bir ısıtalım. Sıcak sıcak şunu bir yiyelim. Etrafımızın sıcaklığı muhtemelen odanın sıcaklığı en bayağı yüksek diye tahmin ediyorum şu an. Hemen bu arkadaşımızı tüketelim. Hangisi? Pişmiş. Bayat göl balığı diyor ve pişmiş diyor. Bak anlamıyorum ben, hangisi işte o sıcak olan. Sıcak işareti mi vardı sıcak olanların yanında gençler? O tarz bir şey olması lazım. Sıcak işte bu. Ye. Çok güzel. Onu yedim ve yaralan
yararlan, ısınıyor demiş. Isınmamızı hallediyoruz. Bu arada buranın sıcaklığı 35 derece hissediyoruz. 20 derece normalde burası. Bakın burası 21 derece. Yani oda sıcaklığından birazcık daha düşük. Aslında burası biraz serin. Fakat bizim kıyafetlerimiz olduğu için... Şu kız şeye benziyor bir an. Hermione Granger. Harry Potter'da adını unuttum. Emma Watson mıydı? Emma Stone. Emma Stone değil, Emma Watson. Emma Watson'a benzemiyor mu hakikaten Hermione'ye Harry Potter'daki? O inanılmaz benziyor. Bozana Harry Potter fanı olduğunu hakikaten bilmiyordum. Burada bir televizyonum bile yok fakat her nasılsa her şeyden de haberim var ha. Seni gideyim çıkartça. Okey. Okey. Yaşlarımız hakikaten kirli çıkılar gençler. Kadın çok tehlikeli. Boz ana çok tehlikeli. Görmese bile inanın sizi duymasıyla şak diye kafanıza çifteliğiyle vurabilir. O yüzden tehlikeli. Dolayısıyla onun çevresindeyken, Bozan'ın çevresindeyken dikkatli olmak, söylediklerinize dikkat etmek, yavaş hareket etmek gerekiyor, öyle söyleyeyim. Şimdi şunu al bakalım eline. Şuradan daha tavşan var. Şanslıysak şunu vuracağız. Parmak hizasını biraz altına atıyor, onu öğrendim. Neredesin lan kerata? Burada bir arada tavşan gördüm az önce. Yemin ederim burada bir arada tavşan gördüm. Abi tavşanları göremiyorum artık, iyi mi? Oo, harika. Çok iyi. Bir tanesi ne kadar dolduruyor çubukların? Onu henüz çözebilmiş değilim gençler. Ve tahminimce... Benim daha bolca olduğuna ihtiyacım var. Böyle bir görev olduğunu tahmin edemezdim. Yani... Şunu da kır bakalım. Hava sıcaklığı düşük. Burada durduğum sürece şey kaybediyorum. Aa işte bu. Uf işte bu. Bakın bunlara ihtiyacım var. Bunlar hakikaten çok fazla arayı kapatıyor. Bence bu ikisi fuller. Bana sorarsanız bu ikisi fulli. İyi ki nacağımız var. İyi ki nacak var abi. Bence bitti. Aa bak. Bak burası yere atacağım. Ay. Ya Allah'ım şu oyun bitene kadar ne olur bir tavşanı taşla vurayım ya. Yalvarırım. Abi niye yapamıyorum? Hava ne kadar güzel. Hava ne kadar güzel. Ya neden oraya atıyor? Abi nereye atıyorsun ya? Nereye? Nereme hedef almam lazım? Lanet olsun şuraya bir artı konmaz mı abi ekranın ortasına ya? Bak neresi? Bak. Abi kafayı sıyırtıracaksınız bana ya. Vallahi çok sinirlendim bu şu dinamiğe ya. Abi niye vuramıyorum kimseyi? Şöyle bir 5 tane, 6 taneyi buraya taşıyalım. Şöyle bir 4 tane de taşıyalım. Kaç kal? Ana bitsin artık yeter ana. Ana senin var ya ana. Yeter be. Yarım saattir odun topluyorum ya. 4 gün oldu odun topluyorum. Buraya gel. Teşekkür ederim. So the outsider returns. La hep buradaydım ben. Hazır bir şey görmüyor ya, bilmiyor. You're already doing better than the others. You found the fuel. But did you find any answers? Bulamadım ya. All I found are wolves, bad weather and an empty town. It's just as I told you. They're all gone. I could eat anything. Her şey. Bozan artık sana daha çok güveniyor. Artı 5. Really artı 5 ne lan? Seems like people were here recently. Where did they go? Why didn't they call for help or just drive out? The power went out. Who knows the reason? People started to get cold, hungry. They panicked. Started to talk crazy. Others walked here from the highway. Some belonged here. Others were outsiders, like you. Did anyone see a woman? Brown hair, would have had a tan jacket, scarf with birds on it. Possibly injured. There was an outsider woman. I heard her pass through. She wasn't alone. There were angry voices and... But the storm was... too loud. Voices? I lost the voices and I couldn't get them back. Never mind. You did well with the fuel. Now do the same with food. Or I won't last the winter.
Vay be. Evet, şimdi şöyle bir olay var. Sesleri kaybettim dedi. Ben şey düşünüyorum. Bazı insanlara bazı yetilerini kaybettiğinde diğer yetileri güçleniyor diye bir muhabbet var ya gençler. Mesela ne bileyim, bir vatandaşımız işte gözlerini kaybettiğinde, görme yetisini kaybettiğinde daha doğrusu, mesela duyuma yetisi gelişiyor veya tam tersi. Ankaralı mı? Ha, Anakaralı, çok pardon. Yardım geliyor. Soru işareti. Bakmaya gelen biri olacak, birileri yardım gelecek ama arama kurtarma mı, ordu mu, hükümet mi? Milton'dan mı bahsediyorsun? Hayır. Şu an yardım etmek için gelen kimse yok mu sence? Yardım 10 sene önce çöküş sırasında ihtiyacımız vardı. Siz ana karalıların tuzu kuruyken diğerleri adamızın ırzına geçti. What? İstedikleri her şeyi aldılar. Yardıma 10 yıl önce ihtiyacımız vardı. O zaman bize yardım eden olmadı. Şimdi neden etsinler? Güzelden çok zaman geçti. Bazı şeyler değişti. Hiç de bile bizim için her şey aynı. Büyük Great Bear içinde boz ana için Great Bear'de birisi varmış gençler. Daha fazla erzak. Milton Gimpasap'ın erzakları nereden geliyor? Anıkara'dan tabii ki. Başka nereden geliyor bilmiyorum. Burada üretilebilir. Çiftliklerde mesela adada üretim yapan yok mu? Evet, kimse niye üretim yapmıyor? Burada tam istediğimiz gibi Anakara'ya bağımlı hale geldik. Aa, bizim istediğimiz gibi güya. Çöküş günleri geldiğinde de irtibatı kestiniz diyor. Alabileceğiniz her şeyleri aldınız. Güneydeki diğerlerine satabileceğiniz ne varsa götürdünüz. Bazıları çiftlikle uğraşmayı denedi ama o zamanlar hepimizin zor zamanlarda, ki hala öyle, zorluk çeken sadece siz değilsiniz. Şehirmiş. Başınıza gelen her şeyi hak ettiğiniz boz ana hiçbirinize acımıyor diyor. Evet, tam bir şey var gençler, ne bileyim. Köylü, şehirli arasındaki ufak kavga, ufak sürtüşmeler var. Belli ki biz zamanında bu arkadaşları bir hayli üzmüşüz ki kendileri bize düşman hale gelmiş buradaki köylüler. Biz onları şehire bağımlı hale getirmişiz. Siz üretmeyin, biz size verelim mantığına gelmiş ki o da köylüleri bir hayli canını sıkmış. Okey. Karnımızı 2 adet etle doyuralım. Direkt öğle vakti. 2 kilo eti direkt mideye indireceğim. Ne kadar sağlıklı tartışılır. Gerekli mi? Evet. Yapacak mıyız? Evet. Oh. 2 kilo eti vallahi. Ananın karşısında güm güm gömdüm, yemin ediyorum. Kadının da yemeğe ihtiyacı vardı bu arada. İyi, yemeğe ihtiyacı var. Ablacığım sana ne lazım? Keşke yemeseydim ya. Tüh, bak görüyor musun? Hep aynı hatayı yapıyorum. Birazını verebilirdim kadına. Vermedim. Niye çantamız bu kadar ağır? Çünkü 3 kilo su var. Nacak bir hayli ağır. Levye var. Ya levyeyi buraya bir yere bıraksam kadın levyeyi alır mı? Bak, buraya bir yere levye bıraksam kadın levyemi alır mı gençler? Çok merak ediyorum. Kadın levyemi almazsa bırakacağım çünkü şuraya. At abi. Levye. Kaç kilo abi levye? 1 kilo. Bırak. Oh be, kendime geldim yemin ediyorum. Şimdi neye ihtiyacımız var? Kadının neye ihtiyacı var daha doğrusu? Kileri yiyecekle doldur. Doldurmazsan boz ana açlıktan ölecek. Çevrende topraklar topla, bazı yiyecek kaynaklarını bulmak diğerini bulmaktan daha kolaydır. Benzinliğe gir ve yağmala, isteğe bağlı. Boz ana için bulabildiğin her yerden yiyecek topla. Yiyecekleri kiler, kileri yiyecekle doldurmazsan boz ana açlık. Kiler neresi? Kiler. Kiler. Aa, kiler dediği buzdolabı. 8 kilo yemek lazım. Oğlum, ben 8 kilo yemeği şu oyunda hiçbir arada görmedim yani, hiç. İşte benim tavşan, Allah belanı vermesin. Kurt. Bak kurt abi. Bak kurt. Fark ettiniz mi? Wolf. Nasıl yapacağız? Bu böyle olmaz. Gir içeri. Bir dakika. Su sayılıyor mu yiyecek? Çok merak ettim. Su yiyecek sayılıyor mu? Temelde sayılmıyordur ama. Şöyle bilete taşısam ne olur? Ah, sayılmıyor. Ver lan suyumu. Ver suyumu, hepsini taşı. Okey. Suyumuzu alalım. 0-10. Abi şuraya bakar mısınız? Ne kadar ucuz ya. Mesela ben bunu buraya koydum diyelim. 0-25 mi oldu? He, 600'müş. Ha, direkt kalori hesabından bakılıyor. Aa, iyi. Öyleyse iyi. Bunun kalorisi 494. Ver balığımı. Ver abi geri. Ver abi geri balığıma. Okey. Birazcık uyuyalım. Geçen bir saat uyumak istiyorum. Ana, burada uyuyabilir miyim? Sandalyede kıvrılabilir miyim kenara? Hayır. İlla yatağa çıkmamız gerekiyor. Okey. Bir saat uyuyalım. Buradaki kurtçuk uzaklaşmış olsun bir yerlere. Öbür türlü ben istediklerimi yapamayacağım. Ve etraftaki geyik cesetlerini şey yapmak istiyorum. Kurcalamak istiyorum, karıştırmak istiyorum. Çünkü yanılmıyorsam onlarda biraz et kaldı. İnsan ister ki kurtu da öldürebilelim. Onda da et var çünkü bayağı. Fakat maalesef. Aa bak, yine orada kurt, görüyor musunuz? Ya senin var ya.
Ben böyle gideceğim. Orada kurt varsa burada kurt yoktur. Bu kurt tavşanı mı kovalıyor? Kimi kovalıyor? Onu bir öğreneyim. Bir dakika. Kurt! Hey! Hey! Kurt! Hey kurt! Abi niye gözükmüyorsun ya? Evet, şimdi böyle olunca gençler hepten korkuyorum. Ben çünkü kurt yok abi. Nerede diye bakıyoruz. Aa bak öldürmüş. Vallahi öldürmüş ve afiyetle yiyor abi şeyi. Tavşanı afiyetle yiyor. Burada bir yer ceset olması lazımdı. Ha oradaymış. Okey. Koş abi. Kurt buraya. Karşı bir tane daha mı kurt var? Aynen, sanırım bir tane daha kurt var orada. 08 topla abi, yapacak bir şey yok. Tüm şeyi topladım. Tüm eti topladım. Başka da aklıma bir şey gelmiyor. Bakalım etrafı dolaşalım burada, çünkü girmediğimiz ev kalmadı yanılmıyorsam. Aslına bakarsanız birazcık yürüyebilirim abi. Birazcık yürüyebilirim. Kurta taş atarsam ne olur? Hiçbir fikrim yok. Zaten ben nişan alamıyorum iyice. Ve şu şeyler beni yanıltmıyorsa bir tane daha ceset var abi. Evet, bir tane daha ceset var. Hiçbir işe yaramadı elbette ki. Bir gidelim birkaç tane. Aa kurt! Aa ölmüş. Ana kurt ölmüş gençler. Vay! Kurt ölmüş abi. Topla. Ölür müyüz? Allah'ım. Her şey yolunda mı? Allah'ım her şey yolunda mı? Tüm şeyi topladım, eti topladım. Dön geri Eray. Eray dön geri. Koşamıyorsun Eray, farkındayım. Eray koşamıyorsun, farkındayım. Kaç? 35. No problem. Bayağı etimiz var. Şu an eşyalı, bir dakika, şimdi değil. Bırakacağım söz. Ama şimdi değil. Not now. Bozana'ya gidelim. Büyük anaya gidelim. Etleri bırakalım. Ne olur. Ne olur. Ne kadar süre daha bu şehirde kalacağız gençler? Hakikaten bu biraz sanki şeye balta vurmuş gibi oyunun akıcılığına. Çünkü sürekli aynı görevleri yapıyorum ve etraftan ayrılmamam da gerekiyor çok fazla. Çünkü neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Açıkçası korkuyorum. Hadi oğlum çık şuraya. Ta orada bir kurt var, gördüm. Ben muhtemelen eve arkadan girerim. Giremedi. Bakalım. İşin ilginci kurt şey oluyor bazen. Hani duvarlardan da saldırabiliyor ama herhalde girerim ya. Koş. İşte bu. İşte bu. 35 kilo var abi. Çok ağırım. Çok ağırım. Levyemi kontrol edeceğim. Levyemi şey yaptınız mı hanımefendi? Buradaymış. Bu ev sizinse o levye de benim. Haberiniz olsun. Okey. Şimdi rahatlayabilirim. Woohoo. 1 kilo bırak. Bırak. Tam 5 kilo et bıraktım abi sana. Daha ne yapayım hanımefendi? Aa 5 kilo et 4 mi ediyor? Ciddi olamazsın. 10 kilo et mi lazım? Abi şaka falan mı bu? Bu ne? Ne kadarı var bunun? 4000'di. 4300. Neyse hafifleri ver bana ya. Bir dakika ya. Hepsini bırak abi. Hepsini taşı. Hepsini taşı, ben oradan ihtiyacım olanı kadarını alayım. Sen değil. Taşı abi, hepsini taşı. Ne kadar? Açamıyor muyum? Oo çok korktum. Bir dakika. Görev tamamlandı. Geri al abi. Aynen. Al abi geri. Alamıyorum. Alamıyorum daha fazla. Bak daha fazla alamıyorum. Bir dakika. Niye daha fazla alamıyorum? Abi niye daha fazla alamıyorum ya? Kafayı sıyırtacaksınız bana. Ananın yemeklerim burada kaldı. Ana ne olur aç karnım aç. Anne vallahi karnım aç. Yaptım mı? Benzin sonra baktım mı? Sonraki baktım. Evet yağmaladım. Benzin istasyonu yağmaladı mı abi? Hayır yağmalamadım. Kızmanı o zaman istemezler. Sonraki erzakları çalmadım. Çok iyi. Fakir misafirte buldum. Seni ziyaret edeceğim. Sonraki yanlış aldım ana karı. Yıllar boyunca öğrendim tek şey varsa fırsatı bulan herkes insanı hayal kırıklığına uğratır. Hayır bana ümit veriyorsun. So, you're all set for food and fuel. I'd like to hear what you know about my friend now. Friend. Yeah.
she passed through. Some people heard her. In the storm. You already said that. Where did she go? She passed through town. Too many closed doors, broken houses. Nowhere to run, to hide. Why didn't anyone help her? Yes. Why didn't they? They should have. They should have found her before it was too late. Bozan artı sana çıkıyor. Niye artı 10 demiş. Ya Bozan'a. Abi çok kötü bir şey yaptım ben az önce. Ben her şeyi anaya... Abi bak şimdi hırsızım ya. Abi. Bunları... Ya... Çantamda hiçbir şey kalmadı anne. Yapma gözünü seveyim, böyle olmaz. Böyle olmaz abi. Böyle vallahi olmaz olmaz. Böyle olmaz. Çok üzülüyorum gençler, hakikaten çok üzülüyorum. Her neyse, biraz kendisine güven verelim, biliyor musunuz? Nasıl vereceğiz abi mevcut ihtiyaçlar? Reishi mantarı falan var ana. Tamamlandı lan. Ana güven, heh ana güven. Güven hakkında konuşmak istiyorum seninle birazcık. Eşyaları ver. Ana, çubuk seviyormuşsun. Sen al sana 4 tane çubuk. Konserve açıcı ana vereyim mi sana, istiyor musun? Uy, konserve açıcı bayağı işine yarıyor ama benim de işime yarıyor ana konserve açıcı. O yüzden bunu veremem. Reishi mantarı al ana. Konserve açıcı onaylayalım. 47. Evet. Şimdi bakalım güvenimiz nereye geldi? Güven ne kadar gerekli bizim için? Güvene bakalım. 50 güvende oynanış ipucu. Ne bu? Keskin aletlerin bakımını nasıl yapacağın? 3 tane daha gerekiyor. Verelim ya, dur. 3 tane daha şey verelim. Sonraki eşyaları ver. 3 tane çubuk verelim. Harika. Onayla. Geri. Ana. Ana. Bana sen mi öğreteceksin? Ben kendim otomatik olarak öğreniyor muyum şimdi senin söylediğin şeyleri bana? Güven. 50. İpucu. Bileme. Evet ana. Biraz düşünmeme izin ver diyor. Ya yapma gözünü seveyim. Görevimiz nedir şimdiki? Dinlendikten sonra onunla konuş diyor. Bozan'a düşünceli gözüküyor. Okey. Sana birazcık mola vereceğiz. Annemiz dinlenecek. Biz de ona göre yeni görevimizi alacağız. Ben açıkçası şuradaki silahı çok istiyorum. Fakat çok büyük bir hata yaptım sanırım gençler. Yiyeceğimiz hiç kalmadı. Ben hepsini anneye verdim. Biraz daha sağlıklı kararlar verebilirdim. Çok kötü oldu. Bütün etimizi kadına verdik. Bizim elimizde bir adet kuru bisküvi kaldı. Her neyse. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve gençler hoşça kalın.